İnek sütü protein alerjisi vücutta birçok belirtisi olabilir. İnek sütü protein alerjisi belirtileri alerjiye neden olan immün mekanizmaya göre farklılık göstermektedir. İnek sütü protein alerjisi oluştuğu immün mekanizmaya göre immünglobulin E'ye bağlı, immünglobulin E'ye bağlı olmayan ve her iki mekanizmanın birlikte olduğu mix tip olarak 3 çeşittir. İmmünglobulin E'ye bağlı olan tipte belirtiler inek sütü alımından dakikalar sonra veya ilk 2 saat içinde görülebilmektedir. Başlıca belirtileri ciltte kaşıntılı kızarıklık şeklinde kendini gösteren ürtiker, dudakta, dilde, göz kapaklarında şişme şeklinde anjiyoödem, dudak etrafında kızarıklık, ağız içinde şişlik şeklinde kendini gösteren oral alerji sendromu, ciddi karın ağrısı, burun akıntısı, nefes sıkışması, akciğerlerde hırıltı, tansiyon düşmesi ve bayılmaya neden olabilen ciddi alerjik şok dediğimiz anafilaksi şeklinde belirtilerle gösterebilmektedir. Bu durum ciddi süt alerjisi varlığında süt içeren bir gıdanın çok az miktarının bile alınmasıyla gelişebilir. İmmünglobulin E'ye bağlı olan süt alerjisi daha hızlı gelişir, daha ciddi belirti verir ve daha uzun süre devam edebilmektedir. İmmünglobulin E'ye bağlı olmayan inek sütü protein alerjisi halk arasında gizli alerji olarak da bilinmektedir. Çünkü inek sütü alerjisi kanda veya ciltten alerji testinde çıkmamasına rağmen inek sütü alımından sonra alerji belirtilerin görülmesidir. Gizli alerjide belirtiler daha hafiftir ve daha geç ortaya çıkar. İnek sütü alımından 2 saat sonra ve genelde 1 gün sonra ortaya çıkmakla birlikte 7 gün kadar geç de belirti verebilmektedir. Gizli alerjide görülen belirtiler ise sıklıkla mide bağırsak sisteminde görülür. Kakada mukuslanma, kakada kan görülmesi, makat etrafında kızarıklık, kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı şeklinde görülebilir. Ayrıca tedaviye cevap vermeyen pişik olarak kendini gösteren kontak dermatit, kanda demir eksikliği ve akciğerde hırıltı ile kendini gösteren pulmoner hemosiderosis hastalığı şeklinde kendini gösterebilmektedir. Daha yavaş gelişir, daha hafif belirtiler verir ve genellikle 1 yaşına kadar düzelme gösterir. Her iki mekanizmanın olduğu karma tipte ise belirtiler genellikle egzama olarak kendini göstermektedir. Egzama bebeklerde yüzde, kulak arkasında, boyunda, eklem yerlerinde kızarıklık şeklinde kendini gösterir. Bunun dışında tedaviye cevap vermeyen pişikler, kusmalar ve karın ağrısıyla kendini gösteren eozinofilik özofajit, gastroenterit hastalığına neden olabilmektedir. Nedeni bulunamayan reflü, kabızlık durumunda, 3 saatten uzun süren ve 3 haftadan uzun süren gaz ağrısında da aklımıza süt protein alerjisi gelmelidir. Kilo alımında durma ve kilo alamama ve besin reddi durumunda da aklımıza süt alerjisi gelebilir. Sonuç olarak süt alerjisi belirtileri altta yatan immün mekanizmaya bağlı değişebilmektedir. İmmünglobulin E'ye bağlı olanlar daha hızlı ve daha ciddi belirtilere neden olup daha uzun süre devam ederken immünglobulin E'ye bağlı olmayanlar daha yavaş, daha hafif belirtiler vermekte ve genellikle 1 yaşına kadar düzelme görülmektedir.